Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ellerim boyalı, ona çok takılmayalım. Evet, şaşırmayın yani. Şimdi arkadaşlar, bu sohbet videosu olacak. Sohbet podcast tarzında. Biraz lüks markalardan bahsedeceğim. Önümüzdeki lüks markalardan bahsedeceğim ama lüks ürün kullanan birisi değilim. Hani en azından şu an için onu söyleyebilirim. O doğrultuda dinleyebilirsiniz ilgileniyorsanız. Ama dediğim gibi lüks çantalardan özellikle bu tarz markalardan bahsedeceğim. İsim vermeyeceğim. Sadece yorumlarımı paylaşacağım. Arkadaşlar, ama çantam yok mesela. Çok üst düzey, üst seviye bir çantam yok. Ama tekstil sektöründe olduğum için birazcık bahsetmek istedim arkadaşlar. Aynı zamanda ilgimi çeken bir konu, yorumlarımı paylaşmak istedim. Ben de biliyorsunuz ki tasarım ve tekstil sektöründe deneyimi olan tasarımcı olarak çalışmış bir insanım. Bu doğrultuda dinleme yapabilirsiniz. Arkadaşlar, biliyorsunuz ülkemizde teknoloji çok geldi. Artık böyle el yapımı ürünler çok kalmadı. Neden? Hem teknolojinin gelişmesiyle sebeple, teknoloji gelişmesi sebeple hem de var olan ustaların masraflarının karşılanamamasından sebeple, aynı zamanda ihtiyaca da yeterli seviyede dönememelerinden sebeple artık daha azaldı. Bu tarz aralar, el yapımı, özel tasarım, zanaat, tasarım, işte işçiliği, evi, el yapımı gibi konularda biz artık ilgimizi kaybetmeye başladık. Bu tarzda yetişen uzmanlar da çok azaldı. Örneğin bir usta. Türkiye'de tekstil sektöründe Benim de aynı. bildiğim Onları bulduklarında bayağı yüksek ücret veriyorlar. Çünkü arkadaşlar, bu insanlardan çok fazla yok. İşte ne bileyim, hele ki mesela kalıp çıkartan, ondan sonra tasarımını kontrol eden, bir modelin aynısını ya da çizilen bir modelin aynısını el yapımı şekilde üretme kabiliyetine sahip, kalıbını çıkartıp ölçüsünü, biçisini yapıp mesela deri kesimini gerçekleştirip aksesuarlarını bir araya getirip doğru bir şekilde ürüne zarar vermeden, o kalitesine zarar vermeden ortaya çıkartabilecek bu tarz ustalar çok azaldı arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Buldukları zaman böyle ustaları el üstünde tutuyorlar ama bu usta hangisini yetişsin ki arkadaşlar? O kişinin de yetiştirmesi lazım. Zaten saat konusundan da konuşurken bu konudan bahsetmiştim. Bunların el üstünde tutulması lazım. Bunların workshoplar eğitimler düzenlemesi lazım. Yeni nesile birazcık bu durumu mirasına aktarması lazım. Yani ustalığını, işçiliğine. Yeni nesil bunun çok farkında değil. Bir şeyde arkadaşlar uzmanlaşmak, mesela çok güzel yüzük yapan bir insan, örneğin böyle el yapımı özel tasarım takı yapan kişiler, bunlar çok değerli insanlar ve bunların tasarımları çok yüksek fiyatlardan satılıyor. Neden? Çünkü elde yapıldığı için. Ama bunlar çok az. Yeni neslin böyle bir şeye ilgisi yok yani. Benim onu yapacak sabrım yok diyor. Dolayısıyla da mesela çok ünlü markalar, eskiden atölyeleri var. Zaten atölyelerinde de birden fazla ustası falan olurdu ama bu ustalar yaşlandı, çoğu öldü arkadaşlar. Yetiştirdiği insanlar da farklı alanlara yöneldi. Örneğin. Zanaattan ziyade örneğin tasarıma yöneldi. Ya da başka işler yapmaya ya da kendi işini yapmaya yöneldi. Ne oldu? Bu ünlü markaların atölyelerindeki ustalar falan azaldı. Ustalar, usta işçiler, yani bu işi yapan insanlar diyeyim kısaca. Atölyede, onların atölyelerinde çalışan insanlardan bahsediyorum. Tabii o zamanlar bu çantaları talepte belli bir sınırlıydı yani. Belli bir talep görüyordu. Çok fazla zengin yoktu. Zenginler belliydi. Onlar da ona göre üretim yapıyordu örneğin. Ve çok yüksek karlar elde edebiliyorlardı. Ama ben o zaman bile ustaların, işte atölyede çalışan kişilerin bir çantadan daha değersiz olduğunu tahmin edebiliyorum. Tasarımda da şu anda da öyle. Tasarımcılar mı değerli, tasarımlar mı değerli? Hangisine daha fazla önem veriyorlar sanıyorsunuz?
tasarımcılardan ziyade arkadaşlar o arka planda o atölye işçiliğini yapan ustalar, özellikle zanaatçı ustalar, zanaat ustaları bir tasarımcı kadar değerli değil. Neden? Çünkü tasarımcı onu kurguluyor, çiziyor, onlar da gerçeği dönüştürüyor. Yani hayata döndürüyor. Kendi el işçiliğini kullanarak. Çoğu artık günümüzde multidisipliner. Yani sanatçı, tasarımcı, zanaatçı oluyor. Ama sanatçı, tasarımcı, zanaatçı çok nadir arkadaşlar. Çok nadir. Olsa bile kendi işinde işini yapıyor. Kendi işini yapıyor. Öyle büyük firmalar için çalışmıyor. Çünkü büyük firmalar, büyük markalar için çalıştığında değerinin olmayacağını tahmin edebiliyor. Zaten artık böyle kolaborasyonlar yapıyorlar biliyorsunuz. Ünlü sanatçılarla, ses sanatçısı örneğin, onu tasarımcı olarak alıyor. Neden? Çünkü popüler. Artık bu markalar da böyle popüler kültürün birazcık da bayağı bir etkisinde. Onu söyleyebilirim. Kim popülerse onu başa getiriyorlar tasarımcı diye. Tasarımdan anlamasına gerek yok. Öyle söyleyeyim. Orada çünkü arkadaşlar arka planda zaten tasarımcılar var. Gerçek tasarımcılar var. Onu creative manager olarak alıyorlar. Tabii ki de bir creative manager olarak ilham aldığı, daha esinlendiği tasarım temaları oluyordur kendi kültüründen. İşte bunu getirdiğinde renk katmış oluyor creative manager. Ama arka planda bu tasarımları yapan çok önemli ve değerli insanlar var arkadaşlar. Bunları kimse görmüyor yani. Mesela Pharrell Williams'ın işte defilesinde onların arkada plandan çıkıp onları böyle bir kutsaması çok önemliydi benim için mesela. Çünkü o olmazsa, o arkadaki insanlar olmazsa arkadaşlar o marka olmaz zaten. O marka olmaz. Creative Manager de bunun farkında. Markanın kendisi de bunun farkında. O yüzden aslında kendi çalışanlarını el üstünde tutması gerekir. Merkez ofisteki çalışanlarını mutlaka el üstünde tutuyordur. Memnun etmeye çalışıyordur. Ama atölyede el işçiliği yapan kişilerin arkadaşlar, bunlar hani çok üst seviye eğitim sahibi olmasına gerek yok. Ustalaşması, el işçiliğinde ustalaşması yeterlidir. Bu insanların ustası hariç diğerleri çok değerli olmayabiliyor. Ülkemizde de öyle, tekstil sektöründe öyle arkadaşlar. Hani atölye diye ayrı bir kavram yaratmışlar yani. Tabii ki de belki de öyle olması gerekiyor. Öyle olması gerekiyor belki de. Çünkü aynı düşünce yapısına sahip değiller. Yani bir mesela arkadaşlar, bir tasarımcıyla bir el ustası aynı şekilde düşünebilir mi? Düşünemez. Tasarımcının ne demek istediğini anlamayabilir örneğin. Ama bu insanlar da çok değerli ve bu insanların korunması lazım. Bu insanların öğretilerini diğer insanlara yayması lazım. İlgilenenlere eğitim düzenlemesi lazım. İşte bu insanların ekonomik olarak desteklenmesi lazım. Ama desteklendiğinde kendi girişimlerini oluşturuyorlar. Ve markalardan ayrılıyorlar. Markalar da bunu çok istemiyor arkadaşlar. İstemediği için bize bağlı kalsın istiyor. Bize bağlı kalması için ne yapıyor? Onun konforunu sağlıyor. Örneğin evine getirip götürüyor. Ondan sonra belki izin istediğinde veriyor rahatlıkla. Memnun etmeye çalışıyor. Maaşını karnı doysun, işte yine de çok gözü yükseklerde olmasın diye maaşını belli bir seviyede tutuyor gibi gibi. Değer veriliyor, dinleniyor, insan yerine konuluyor. Ama böyle. Yine de o marka ile bir duygusal bağ kurmalarını istiyor şey, marka çalışanlarının. Daha atölye tarzı çalışanların özellikle. Marka ile duygusal bağ kurmasını istiyor. Hatta bütün çalışanlarının. Özellikle Avrupa'daki köklü markaların böyle yaklaşımları olabilir. Çünkü onların mantalitesi de öyle arkadaşlar. Bize girsin, bizim markamıza girsin ve bir daha çıkmasın. Bizim için çalışsın. Bizim adamımız olsun. Bizim adamımız olsun. Yani biraz mafya var ya açıkçası, ne yalan söyleyeyim ama böyle düşünceleri olabilir. Bağlılık istiyorlar. Aslında mafya vari de değil. Yani bağlılık istiyorlar. Çok normal. Firmaların çalışanlarına, kendi markalarına bağlı olmasını istemeleri çok şimdi normal. Şimdi gelelim nüfusun çoğalmasına. Nüfus çoğaldı. İnsanlar arttı. Zenginler arttı. Özellikle ses sanatçıları biliyorsunuz ki dünyaca ünlü. Özellikle siyahi ses sanatçıları biliyorsunuz Amerikan kökenli. Özellikle artık Afrika'dan da gelmeye başladılar. Yayılmaya başladılar. Bu insanların bu tarz ürünlere ilgi göstermesi arttı.
Çünkü gördüler birilerinden ve onlar da istediler. Marka itibarını üzerinde taşımak istediler. Markanın kendisini üzerinde taşımak istediler. Rahatlıkla da taşıdılar. Örneğin kocaman Christian bir gözlük takabildiler. Ben olsam takmazdım. Mesela ben hani ben kendim şöyle düşünürüm. Marka benim karakterimin önüne geçemez yani ben marka kullansam bile. Öyle söyleyeyim. Markanın bana uyum sağlaması lazım. Mesela ben bir çanta alacaksam o çantanın benim bana uygun olması lazım yani. Öyle bir çanta almalıyım ki farklı bir şey olmalı ve benimle bütünleşmiş olmalı. Böyle. Ama onların değil. Onlar klasik bir çantasını alıp rahatlıkla kollarına taşıyabiliyorlar. Hem de büyük marka, amblem vesaire her neyse. Neden zengin oldum ben? Zenginin vurgusu. Özellikle sonradan zengin olan insanlarda bu çok görülür. Marka vurgusu arkadaşlar. Marka kullanma vurgusu. Bunlar oldu. Bunları gören bu tarz Avrupa'nın köklü markaları da arkadaşlar ne yaptı? Bu markalara yöneldi. Hatta dediğim gibi bu insanlar arasından creative manager'larını artık seçmeye başlıyorlar. Neden? Çünkü satışlarını bu kişilere yapabiliyorlar. Rahatlıkla yapabiliyorlar yani. Üretimlerini de bu insanlara yönelik yapıyorlar. Renk temalarını değiştiriyorlar. İşte texture'ı değiştiriyorlar. Farklı şeyler deniyorlar. Daha futuristik takılıyorlar. Teknolojiyi içine katıyorlar artık böyle. Neden? Onların dikkatini çeksin diye. Onlar nasıl insanlar peki? Bir kere aslında zengin bir kültürden geliyorlar. Onu söyleyebilirim. Yani ben zevkli insanlar olduklarını düşünüyorum. Hani zevksiz insanlar diyemem ama özellikle sonradan zengin ve çok fakir bir hayat yaşamış, sonradan zengin olmuş insanları bir bayağılık da var. Bayağılık. Onu söyleyeyim. Onlar zaman içerisinde oturuyor stilleri, tarzları. İlk başta çok böyle toplama, çok böyle basit, banal görünebiliyorlar. Ama markalar bunu umursuyor mu? Hayır. Biz onun ilgisini çekiyorsa o tarz ürünü de üretmeye devam ediyor arkadaşlar. Ama talep arttı. Birçok insan, artık influencerlar da var. Onlar da zengin. Yani bu tarz böyle trafik hızlandı. İnsanların birbirine ulaşması kolaylaştı. O markalarda ne yaptı? O zaman biz bunu kullanalım. Influencerlara gönderelim. Influencerlara satalım. İşte onlar da yeni zengin oldu. Onlar da talep edecektir gibi gibi. Hem sanatçılar hem de şeyler. Özellikle görsel sanatçılar ve influencerlar arkadaşlar. Hedef bunlar yani. Onu söyleyebilirim. Markalar da buna göre şekil değiştirdi. Sonradan zengin olanlar kaliteden çok anlamaz arkadaşlar. Kaliteli bir şeyden anlamazlar. Çünkü görmemişlerdir. Görmemişlerdir yani. Bilmedikleri için kalitesiz bir malzemeyi de onlara tokatlayabilirsin. Neden? Anlamazlar çünkü. İyi markanın altındaysa derler ki ha demek ki iyidir. Aslında peki neden değil. İyi değil? Markalar artık neden çok kaliteli ürün yapmıyor? Bir kere arkadaşlar bunu deniyorlar. Örneğin kalitesiz bir ürünle satışı deniyorlar. Yüksek gelir elde ediyorlar. Bunun tadını aldıklarında bunu bırakamazlar. Ne yapıyorlar? Devam. Devam böyle kalitesiz ürünlerle üretime devam ediyorlar. Aynı zamanda bu ustalar falan da yaşlı, bir de bunların masrafları da bayağı artıyor arkadaşlar. Ve talep de artıyor. Masrafları artıyor ustaların ve talep de artıyor. Dışarıdan gelen talep. Ustalar zaten hani atölye, küçük bir atölye buna yetişemez. Sonra oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Dışarıdan, yurt dışından destek almaya başlıyorlar. Ya da başka bir atölye daha kuruyorlar. Ama içerideki Avrupa'daki masraflar çok daha fazla olduğu için daha ucuz, uygun fiyatlı Bangladeş, Çin gibi yerlerden, Türkiye gibi yerlerden destek almaya başlıyorlar. Zaten Türkiye'de bu markaların çoğunun orijinalleri var. Hem de çok uygun fiyata böyle başka yerlerde satılıyor. Bunu da burada yaşayan yabancılar biliyor. Türkler çok bilmez. Onu da söyleyeyim. Bu konuyu araştırın. Çok uygun fiyata, çok kaliteli giyinebilirsiniz Türkiye'de. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama tabii defolu oluyor, kusurlu oluyor vesaire vesaire. Bunları çok takmıyorsanız, bizim insanlarımız böyle, ben takarım da bizim insanlarımız çok takmaz. Yabancılar da çok takmıyor zaten, anlamıyor çünkü. Hangisi kaliteli, ne kaliteli, onu mesela neden outlet'te, onun metali neden orada satılıyor örneğin. Bu metal güzel askılı çanta neden acaba? Çünkü metalinde şey vardır, kanserojen madde vardır, o yüzden düşmüştür buraya. Gibi. İlla böyle şeyler olacak demiyorum ama böyle şeylerin olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar, onu bilin.
bir şeyi outlet'e düştüyse bir sıkıntı var demektir. Onu bilin. Dediğim gibi yurt dışından destek almaya başlıyorlar. Kalitesiz malzemeleri zaten kimse anlamıyor. O kullanmaya başlıyorlar. Devam ediyorlar kullanmaya. Çünkü zaten bir kere satmışlar ve tadını almışlar. Şimdi böyle bir üretim, dışarıdan da seri üretim gibi bir üretim başladığında, hani atölye işçiliğinden, el işçiliğinden dışında ekstra dışarıdan destek almaya başlıyorlar. Çünkü talebe yetişemiyorlar. Talebe yetişemediklerinde normal aslında böyle destek almaları. Aynı zamanda uygun fiyata getiriyor yani. Bir de arkadaşlar, böyle bir üretim başladığında ne oluyor? Kaliteli ürünler tarihe karışmaya başlıyor. Örneğin bir toka, çanta tokası. Çok kaliteli, mesela altın, gerçekten altın kaplama, içi çelik örneğin. Genelde hani en kalitelisi bu olabilir diye düşünüyorum. Eskiden altınla falan da yapıyorlardı da artık öyle şey yok yani. İnsanı tokatlarlar, çok tehlikeli. O yüzden de arkadaşlar böyle yapıyorlar. Paslanma, solma vesaire olmasın diye olabilecek en iyi şeyi söyledim, materyali örneğin. Bunun bronz pirinçten versiyonunu yapıyorlar arkadaşlar. Tenekeden yapıyorlar. Ondan sonra dışına yine altın kaplıyorlar ve bunun bu şekilde üretimini gerçekleştiriyorlar. Üretimi bu şekilde gerçekleştiğinde ne oluyor? Diğer kaliteli ürün tarihe karışıyor. Sadece referans olarak öyle kenarda kalıyor. Eski çantalarda kalıyor mesela otoka. Sanıyorsun ki aynısı. Oysa ki değil yani. Vintage alışverişe ben çok sıcak bakmıyorum ama vintage alışverişinde böyle bir avantajı var arkadaşlar. Mesela çok eski bir ürün aldığınızda, 20-30 senelik, belki 50 senelik, belki 100 senelik bir çanta aldığınızda, iyi korunmuşsa, bunun malzemeleri çok daha kaliteli oluyor. Derisi çok daha kaliteli oluyor. Mesela derisini artık suni deriden yapıyorlar. Diğerleri gerçek deriydi. Mesela örnek veriyorum. Yani ölmüş hayvanların derisi kullanılıyordu. Hayvanların yani öldürülmesinden bahsetmiyorum ama ölmüş hayvanların derisi kullanılıyordu bayağı. Şimdi nanoteknoloji diyor, o diyor, bu diyor, yapay zeka diyor. Şey, 3 boyutlu diyor. Öyle bir şeyler çıkartıyorlar arkadaşlar, plastikten ya da işte meyve, muz kabuğundan yapıyorlar ve satıyorlar. Bir sene sonra arkadaşlar çantanın kenarlarında pıtır pıtır atmalar başlıyor. Dikiş yerlerinden çanta atmaya başlıyor. Sonra da diyorsun, ben buna bu kadar para verdim. Bunun böyle olması normal mi? Sahte mi değil mi diye araştırıyorsun. Ürün orijinal arkadaşlar. Parfümlerde de böyle mesela. Bazı parfümler hiç kokmaz. Sanarsın ki hani şey, fake sanarsın. Oysa ki orijinal. Düşün, insanları markalar nasıl kandırıyor. Çantada da aynı. Diğer kemerde de aynı, şapkada da aynı, hepsinde aynı. Malzemeleri kalitesizleşiyor. Dediğim gibi kaliteli olan toka kenarda referans olarak bekliyor. Kalitesiz üretimler başlıyor. Kalitesiz üretim başladığında da kalite unutuluyor arkadaşlar. Kaliteli olan unutulmaya başlıyor. Neden? Çünkü kalitesiz satılıyor. Onun üretimi yapılıyor. Neye talep varsa o üretiliyor. Diğerine talep yok artık. Çünkü diğeri bilinmiyor. İyi olan bilinmiyor. İnsanların kalite algısıyla oynamaya başladılar. Bu çok önemli bakın. İnsanların kalite algısıyla oynadılar. Eskiler çok daha kaliteden anlardı. Ama biz artık anlamıyoruz. Çünkü eskiler çok daha orijinali yakın, gerçek, her şeyi gerçek kullanıyordu. Yedikleri de aynı şekilde. Biz artık öyle değiliz. Bizim kalite algımız, lezzet algımız, koku algımız, tat algımız, her şey değişti. Her şey basitleşti. Onu söyleyebilirim. Biz kötü kokan bir şeyi artık gerçekten çok güzel kokuyor diyecek duruma geldik. Onu söyleyeyim. Kalitesiz bir makyaj malzemesinde çok güzel der hale geldik. Neden? Çünkü biz üst seviyeyi bilemiyoruz. Oraya çıkamıyoruz arkadaşlar. Üst seviyeye çıksak da çoğu zaman da kandırılıyoruz. Markalar tarafından kandırılıyoruz. Çünkü onların ulaşma şeyi de mesela farklı. Şimdi marka örneğin kaliteli bir şey yapmak istiyor. Diyor ki ben altın kaplama, çelik paslanmaz toka kullanmak istiyorum. Bakıyor piyasada, öneriyorlar mesela. Bakıyor, bu çelik mi? Yok değil ama bunu işte, bunun metali bilmem ne ama bakın bu da çok güzel diyor. Bir şekilde baştan çıkıyor yani markalarda. Anlatabiliyor muyum? Bakın diyor, bunun fiyatı çok uygun, çok da kaliteli. Hiçbir farkı yok aradığınız kaliteden. Bilmem ne, böyle muadilleri. Markalarda muadiller üzerinden gidiyor bir şekilde. Ona yönleniyor yani. Bir şekilde baştan çıkıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar üretiliyor. Ama bunu başlatan da aslında yine markalar.
Burada kör bir yılan hikayesi var, döngüsü var yani. Kör bir döngü var. Burada bir karma var. Onu söyleyebilirim. Kalite değişiyor ama marka imajı duruyor. O zaman markalar ne söylüyor? Ne diyor arkadaşlar? Markamız kalitesini korumalı, itibarını korumalı. Fiyatlarda değişiklik yapmayacağız. Hatta enflasyon oranında zam yapacağız. Genelde böyle arkadaşlar. Fiyatları katlıyorlar azaltmak yerine. Kaliteli malzeme kullanmamalarına rağmen fiyatları katlıyorlar. Neden? İşte enflasyon, doların yükselişi, bilmem ne, zart zurt maliyetler. Oysa ki siz zaten maliyetleri azaltmanın yolunu buldunuz. Ama bunu tüketiciye yansıtmıyorsunuz. Tüketici diyor ki o Chanel çantaysa, o diyor işte şöyle bir marka çantaysa demek ki kalitelidir. O zaman ben bu parayı ona vermeye hazırım. Markalar da bunu biliyor. Kalitesini düşürmesine rağmen o fiyattan yine satıyor arkadaşlar. Neden? Marka değerini korumak için. İtibarı sarsılmasın diye. Ama bir şekilde bu kalite bozuklukları, o bu şu, insanlar şu anda YouTube'da hep konuşuyor yani. Bu çantaları alan kadınlar hep konuşuyor, farkına vardılar. Evet, kandırıldınız arkadaşlar, ne yazık ki. Ama bu böyle anlattığım şekilde gelişen bir durum. Burada masum yok arkadaşlar. Burada masum bir tek tüketici. Masum da değil, saf olan tek tüketici, diğerleri kurt. Kurtlar sofrası arkadaşlar bu piyasa. Onu söyleyebilirim. Özellikle tekstil piyasası böyle. Böyle uygun fiyatlı dış ülkelerde üretilmeye devam ettiğinde arkadaşlar, oradaki işçiler zaten markaj altında. Oradaki işçiler artık bir şeylerin farkında. Yani sessiz kalmıyorlar. Mesela özellikle itibarlı bir markaysa o markanın itibarını yerle bir edecek bir takım durumlar ortaya çıkartıyorlar. Burada işçilerin gücünü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani işçilerin memnun edilmesi ne kadar önemli, bunu görüyoruz. Ne kadar gizlilik altında ilerlese de bir şekilde sızdırılıyor. Ve markanın özellikle köklü bir markaysa itibarı tek bir haberle bile sıfırlanabiliyor. Yani mesela satışlar arttı, teknoloji gelişti, nüfus çoğaldı ama işte böyle zararları var arkadaşlar. Sen de talebe yetişmek için dış piyasaya açıldın. Orada başka kendine özel atölyeler yarattın. Oradaki yabancı ucuz işçileri çalıştırdın ama bunlar bir şekilde artık sızıyor. Yani teknolojinin gelişmesi hem pozitif hem de negatif etki yapıyor. Markalar da bundan nasibini alıyor arkadaşlar. Ben burada bu kanalda zamansız bir seri başlattım. Ama sanılmasın ki zamansız ürünler artık kaldı yani. Zamansız bir şey pek kalmadı diyebiliriz arkadaşlar. Daha çok eskilerden, daha böyle basic, düz fitlerden bahsediyoruz. Her daim, her dönem kullanabilecek parçalardan bahsediyorum ben orada. Zamansız seriyi yapmak da çok zor. Onu da söyleyeyim. O yüzden ara verdim. Biraz düşünüyorum, dinleniyorum. Bir yatıyorum yani şeye. Nadas'a bırakıyorum şeyi. Zamansız seriyi. Çünkü zamansız olmak markalardan bağımsız bir şey. Kesinlikle ben zamansız seride markalarla bağdaştırmak gibi bir niyetim yok. Ama köklü markaların zamansız parçalarından örnekler verdim. Bu önemliydi. Çünkü o markalar uzun yıllardan beri bizimle olan markalar. Şu anda kaliteli ya da kalitesiz ürün kullanıp kullanmadıklarını bilemiyorum. Ama çoğu da piyasada ne varsa onu kullanıyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü artık piyasada kaliteli algısı değişti. Yani üretim yapan yerler de kaliteli bir şey nasıl olur gerçekten bunu tam olarak artık bilemiyorlar. Ama biz kalitenin nasıl olduğunu aslında biliyoruz. Altın, gümüş kullanımı, çelik kullanımı değil mi? Bunların kullanımı, gerçek hayvan tüylerinden oluşan dokuların kullanılması ya da derilerinden kullanılan dokuların kullanılması değil mi? Pamuklu iç astarlar, ipek iç astarlar, bunlar kaliteli vurgulardır. Ama bunlar artık ulaşılması çok zor ve ulaşılsa bile çok çok maliyetli arkadaşlar. Bu yüzden sürekli bunların alternatifleri, muadilleri yaratılıyor ve bunlar kullanılıyor. Teknoloji gelişirken çünkü arkadaşlar tarım, hayvancılık geriledi. Bu da bu duruma en büyük sebeplerden bir tanesi. Yani teknolojinin gelişmesi ve insanların artık masa başında böyle çalışmaya alışması tarlalardan onları uzaklaştırdı. Hayvancılıktan uzaklaştırdı. Köylerden uzaklaştırdı. Herkes şehre taşındı değil mi? Aslında markaların böyle bir şeye kaymasının mantığını anlayabiliyorum. Özümseyebiliyorum. Çünkü
Dediğim gibi hem zanaatçı işçiler azaldı, ustalar azaldı. Hem böyle tarım sanayi, hayvancılığı azaldı. Dediğim gibi herkes böyle bilgisayar başında teknoloji odaklı çalışmaya meyilli. Herkes daha çok böyle bilgi, işlem, hizmet gibi sektörlerde aktif daha çok. Bunları tercih ediyor. Çünkü en çok buralardan para kazanıyorlar. Bu durumda da bu tarz üretim yapan markaların buna kaymış olması da aslında bir nevi anlaşılabilir diyebiliriz. Markalar devamlılığını sağlamak için maliyetlerini düşürebiliyorlar. Talebe yetişmek için üretimi kanatlarını genişletebiliyorlar. Hem iyi hem kötü yönleri var ama burada dünyanın gidişatı da bu durumu etkileyen unsurlar arasında. Teknolojinin gelişmesi, bilginin hızla yayılması markaların itibarını çok çabuk zedeleyebilir. O yüzden de daha toplumsal odaklı, daha sürdürülebilir kaynaklarla yine de kaliteli bir algı yaratılarak gerçekten kalite algısındaki o ihtiyaç hissi karşılanarak üretimler yapmaya devam etmeli. Bu doğrultuda kendi çalışanlarını da yurt dışında ya da yurt içinde hiç fark etmez. Yani neredeyse merkezi bu yerin. Onları memnun etmesi ve onlarla duygusal bağ kurması, onlarla çalışmasının devamlılığını sağlaması önemli olacaktır. Markaların geleceği için arkadaşlar. Yani dürüst olmaları önemli. Bakın burada bilginin bu kadar hızla yayıldığı bir çağda bu markaların, bu tarz şirketlerin dürüst olmasının, tüketiciye açık olmasının önemi yadsınamaz. Marka değerini, fiyatlarını korumak istiyorsan kaliteni de diğerlerinden daha farklı yapmak durumundasın. Özgün olmak her zaman kazandıracaktır ve ulaşılamaz bir marka olmak istiyorsan ulaşılamaz malzemeler yarattırman, bunun sanayisini geliştirmen, iyi iş imkanları kanatlandırman. İş bölümleri yaratman ve burada insanlar çalıştırman, belki de üretimini de kendi yapman gerekebilir. Her türlü malzemenin üretimini kendin yapman gerekebilir. Bu şekilde geleceğe daha sağlam adımlar atarsınız. Bunu söyleyebilirim. Tüketiciler de artık şu kalite algısını birazcık daha geliştirsinler. Kaliteyi gerçekten sorgulasınlar. Bir şeyi sorgulamazsanız, kalitesiz kullanırsanız, eğitim seviyeniz düşük olursa, tüm insanlık bundan etkilenir, onu söyleyeyim. Kalite algınızı geliştirin arkadaşlar. İnsanların, markalar kalite algısıyla oynamasın artık, onu söyleyeyim. Teknolojiyi katabilirler ama kalite algısı değişmez. Bunların sentetik versiyonları bile yapılacak olsa, sentetikte de en üst seviye kalitenin yakalanması önemli olacaktır arkadaşlar. Çünkü günümüzde kaynakların idareli bir şekilde kullanılması çok önemli. Onu söyleyebilirim. Gıdanın, tarımın, hayvancılığın devamlılığı çok önemli. İnsanların bu alana yönlenmesini ben teşvik etmek isterdim açıkçası. Tavsiye etmek isterdim. Çünkü bir felaket anında biz bilgisayar yemeyiz. Yani biz orada yemek yoksa ne yapacağımız belli zaten. Arkadaşlar ya da ne olacağı belli. O yüzden de bu alanlarda sağlamlaşmamız, enerji kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmamız çok önemli. Zamanla bu konuda daha da bilinçleneceğiz, daha da bilinçleneceğiz. Markalar da kendi üretimlerini teknolojiyle birleştirip çok daha orijinal, sıra dışı yaratımlar yapabilir ve bunu sunabilir. İnsanlık bunu keyifle deneyecektir ve kullanacaktır diye söyleyebilirim arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eskisi gibi bir ipek kumaş kullanımı mümkün olmayabilir artık. Çünkü tarım eskisi gibi güçlü değil. Anlatabiliyor muyum? Bu bilinçte olmamız önemli. Markaların arkadaşlar, markaların mantığı çok basit olmalı aslında. Ne kullanırsa kullansın. Orada yaratıcı olsun, özgün olsun ve yarattıkları ürünün uzun süre kullanımını sağlasınlar. Uzun süre kullanımını, vaadini vermeleri lazım tüketiciye. Eğer bunun vaadini verirlerse, özgünlüğü korurlarsa, sıra dışı olurlarsa, teknolojiyi harmanlarlarsa ve geçmişi de bünyelerinde taşıyabilirlerse ne olur arkadaşlar? Gerçekten güçlü markalar olarak hayatlarına devam edebilirler ve satışlarının devamlılığını da sağlayabilirler.
Tasarım, sanat ve zanaat çok önemli. Bu tarz insanlar el üstünde tutulmalı arkadaşlar. Bu tarz insanlar geçmişi alacak, şimdiye getirecek ve gelecekle harmanlayacak ve ortaya bir şey çıkartacak. Bu tarz insanlara hak ettiği değeri verin. Bu tarz insanlar için çalışan insanlara da hak ettiği değeri verin. Onların konforunu, mutluluğunu sağlayın. Çalışanlarınızın mutluluğunu sağlamazsanız, konforunu sağlamazsanız, güvenliğini sağlamazsanız markaların geleceği olamaz. 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 Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Buton'dan maddi destekte de bulunabilirsiniz. Patreon açtım. Patreon'dan da aylık belli katkılarda bulunabilirsiniz. Gönlünüzden koparsa ilgilenenler için söylüyorum. Herkes için değil pek tabii ki de. Diğer tüm bilgiler de açıklamalar kısmında olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.